Herkese selamlar. Son birkaç hafta içindeki göçmenlik hukukuyla ilgili gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Yine bu bültende de çok önemli gelişmeler var. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklar ve vize mülakatları ile ilgili yapmış olduğu yeni açıklamalar, İstanbul ve Ankara konsolosluklarındaki mülakatlarla ilgili son durumlar, konsolosluğun son açıklamaları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Ukrayna'da yaşayan kişilerden, özellikle orada yaşayan Türklerden gelen sorulara vermek istediğimiz cevaplar, Ukrayna'da savaştan kaçan kişilerle ilgili göçmenlik bürosunun, konsoloslukların yeni duyuruları, aynı zamanda göçmenlik bürosunun çalışma izinleriyle alakalı yapmış olduğu yeni açıklamalar bugünkü bültenin konuları arasında. Bu güncelleme videosunda yine çok fazla konu olduğu için bu videoyu da iki kısım halinde yayınlamayı uygun gördük. İlk kısımda bahsetmediğim güncellemelerden ikinci kısımda bahsediyor olacağım. Bu videoda çok önemli olduğunu düşündüğüm konular Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklarla ilgili yapmış olduğu, vizelerle ilgili yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul ve Ankara'ya özellikle değinmiş olması ve aynı zamanda Göçmenlik Bürosu'nun çalışma izinleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamaların bize birçok konu hakkında fikir vermesi. Dolayısıyla bu iki konunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Nisan ayının vize bülteniyle başlayalım. Nisan ayının vize bülteninde gördüğümüz şey, Green Card sahiplerinin eşlerine yapmış olduğu başvurular, yapacak olduğu başvurularla ilgili yine statünün current olduğunu, yani güncel olduğunu, dolayısıyla aynı Amerikan vatandaşlarının eşlerine yaptığı başvurular gibi beklemeden prosedürlerini devam ettirebildiklerini görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir olay. Aynen bu şekilde 1-2 yıldır devam ediyor. Umarım bozulmadan da devam eder. Green Card sahiplerinin eşlerini aynı Amerikan vatandaşı gibi getirebilmeleri meselesi. Bu ay vize bülteninde dikkat çeken önemli bir konu ise Mayıs ayında DV Lottery numaralarının bir anda 27 bine ilerlemesi oldu. Bir önceki ayda 13.500'e kadar gelmişti numaralar ama Mayıs ayı itibariyle 27 bine ilerledi. Bu da aslında Dışişleri Bakanlığı'nın numaraları arttırarak bir anda DV Lottery sahiplerine Green Card mülakatlarını alabilmeleri için imkan vermesi manasına geliyor. Amerika içinde bulunanlar için dosyalarını bir an önce faal etme, bir an önce gönderme imkanı veriyor. Tabii konsoloslukların vizeyle ilgili yaklaşımlarına, durumlarına birazdan değineceğiz ama umarım mümkün olduğu kadar çok DV Lottery kazananı bu sene Green Card alma hakkına ulaşır. Şimdi gelelim Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklar ve vize başvurularıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara. Aslında Dışişleri Bakanlığı'nın zaman zaman yaptığı bu açıklamalar konsoloslukların hangi safhada olduğunu, konsoloslukların vize başvurularına nasıl yaklaştığını, NVC'deki ve KCC'deki son durumların ne olduğunu, aynı zamanda konsolosluklardaki güvenlik soruşturması ile ilgili gelişmelerin nasıl devam ettiğini, hangi dosyalara, hangi mülakatlara öncelik verildiğini anlatması açısından çok önemli. Bu seferki Dışişleri Bakanlığı açıklaması biraz kapsamlı. O yüzden bunu konu konu kısaca özetlemeye çalışacağım. Dışişleri Bakanlığı'na en çok sorulan sorulardan bir tanesi, COVID nedeniyle ertelenen, yavaşlayan, hatta bazen durma noktasına gelen vize başvurularının son durumları. Konsolosluklar bu konuyla ilgili ne yapıyorlar? Dışişleri Bakanlığı konsolosluklara bu konuda nasıl yardımcı oluyor, nasıl yol gösteriyor, onlara nasıl bir direktif veriyor, bununla ilgili sorular. Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada bir kere daha teyit etti ki, konsolosluklardaki iş yükünü, hangi vizelere öncelik verileceğini, hangilerine daha sonra bakılacağını o konsolosluktaki görevliler, yani o konsolosluğun kendisi belirliyor. Bunu daha önceki güncelleme videolarından birisinde konsolosluğun kendi iktidarını İlan etmesi olarak açıklamıştım. Aslında bu aynen devam ediyor. Şu anda her bölgedeki COVID ile ilgili gelişim farklı olduğu için, farklı seyrettiği için konsolosluklara bu konuda ciddi bir yetki verilmiş durumda ve Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklara bu konuda çok fazla müdahale etmediğini veyahut da edemediğini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda dikkat çeken başka bir husus ise güvenlik soruşturmalarının COVID sürecinden çok ciddi bir şekilde etkilenmiş olma meselesi. Peki bu neden böyle oluyor? Çünkü güvenlik soruşturmasına kalan dosyaların incelendiği database'ler, bakıldığı veri tabanları çoğunlukla sensitive dediğimiz gizli bilgiler, hassas bilgiler ve bunlara çalışanlar çoğu zaman evden ulaşamıyorlar.
Çünkü bilindiği gibi Covid sürecinde bir sürü Dışişleri Bakanlığı çalışanı evden çalıştı. Fakat evden çalışan insanlar güvenlik soruşturmasını tamamlayabilmek için bu bilgilere evden ulaşamadıkları için mutlaka ofis ortamında olmaları gerektiği için bunun da özellikle güvenlik soruşturmalarını bir nebze de olsa aksattığını, yavaşlattığını Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan önemli bir kısmını da e-vizesi, yani E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizesiyle ilgili açıklamalar oluşturuyor. Burada Dışişleri Bakanlığı özellikle E-vizelerindeki dünya genelindeki konsolosluklardaki yavaşlamayı, hatta bazı konsolosluklarda durma noktasına gelen E-vize başvurularının mülakatlarını gündeme aldı, bunlardan bahsetti. Bunlardan en önemlisi Dışişleri Bakanlığı'nın E-vizelerinin bu ülkeye getirdiği katkının farkında olması. Bunu açıkladılar. Dediler ki biz E-vizesi sahiplerinin Amerika'ya getirmiş olduğu katkıların farkındayız. İş kuruyorlar, istihdam sağlıyorlar, ekonomiyi canlandırıyorlar. Bununla ilgili bir problem yok. Ama şunun da anlaşılmasını istiyoruz dediler. E-vizelerinin incelenmesi çok kompleks. Gerçekten başka vize kategorileriyle kıyasladığınızda bir konsolosluk görevlisinin bir turist vizesini incelemesi, öğrenci vizesini incelemesi, bir C1 vizesini incelemesi, bunun yanında bir E1 veya E2 dosyasını incelemesi, bununla ilgili analiz yapması, bununla ilgili kararlar vermesi gerçekten çok zor. Çünkü E1 ve E2 kompleks dosyalardır ve bilindiği gibi konsolosluk görevlisinin takdir hakkındadır E1 veya E2 vermek veya vermemek. Dolayısıyla bunun eğitimi, yani training dediğimiz kısmı da farklı oluyor. Bilindiği gibi konsolosluklarda E1 ve E2 vize officerları ayrı officerlardır. Bunlar her zaman böyle turist vizesine bakan, C1'a bakan, F1'a bakan officerlar değil, ayrı officerlardır. Dolayısıyla bunların yetiştirilmesi, bunların konsolosluğa gönderilmesi, onların zaman içinde doğru kararlar vermeye başlaması, bunların hepsi aynı zamanda ciddi bir mesele. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı bu konunun altını çizdi ve dedi ki E1, E2 vizelerinde mülakatlar daha uzun sürüyor, analizler daha uzun sürüyor. Dolayısıyla diğer vize kategorilerinde açtığımız gibi E1, E2'yi bir anda açamadık. Bunun yanında tabii eğitimle ilgili sorunlar, yeni ofisörlerin yetiştirilmesiyle ilgili sorunlar da beraberinde gelmiş oldu Covid sürecinde. Tabii bu arada Dışişleri Bakanlığı şunu da söyledi. Her ne kadar kompleks olsa da E-vizesi başvuruları aslında konsolosluğun iş yükünün çok az bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla çok az yapılan bir başvurunun çok kompleks olması meselesi söz konusu. O yüzden de E1, E2 vizelerinde bu şekilde bir gecikme, hatta durma noktasına gelen konsolosluklar oldu. Tabii Dışişleri Bakanlığı'na bu durma noktasına gelen mülakatlar nedeniyle bazı önerilerde de bulunuldu. Mesela E1, E2 dosyalarını remote dediğimiz uzaktan adjudicate edebilecek, uzaktan bunları inceleyebilecek bir özel ünitenin kurulması, bu ünitenin herhangi bir konsoloslukta bulunması ve diğer konsolosluklara uzaktan bağlanabilmesi veyahut da Washington DC'de böyle bir ünitenin kurulup, bir uzman ekibin kurulup bu uzmanların dokümantasyonu incelemesi, değerlendirmesi ve gerekiyorsa mülakat yapan kişilerle onların görüşmesi gibi bazı alternatifler üyesi olduğumuz Göçmenlik Avukatları Derneği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na önerildi. Tabii bunlar her ne kadar güzel öneriler gibi görünse de bunların takdir edilmesi, değerlendirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama gerçekten güzel teklifler bunlar. Yani bir konsolosluk görevlisinin bu konuyla yeni ilgilenmeye başlamış, yeni eğitimden geçmeye başlamış bir konsolosluk görevlisinin bu dosyayı takdir etmesi ve karar vermesinden ziyade belki de bu konuyla ilgili uzman bir ünitenin, uzman bir ekibin bu dosyayı incelemesi ve mülakatını yapması belki de daha mantıklı olabilir. Ama yapılan bu teklifler tabii ki çok ciddi bir şekilde regülasyon gerektiriyor, düzenleme gerektiriyor, yeni bir ortam gerektiriyor. Bunların hayata geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Ama en azından şunu biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konularda dikkati çekildiği için, yani bazı konsoloslukların E1, E2 vizesi noktasında durma noktasına geldiği konusunda dikkatleri çekildiği için bazı konsolosluklarda bu konuda bir kıpırdanma, bir hareketlenme ve daha fazla randevu vermeye başlama söz konusu. Umarım bu aynen bu şekilde devam eder ve daha çok E1, E2 vizesi mülakatı alabiliriz. Bu konunun hemen arkasından İstanbul ve Ankara konsolosluklarında vizelerde, mülakatlarda son durum nedir? Kısaca bundan da bahsetmekte fayda var. Öncelikle konsolosluğun vize sayfasının güncellendiğini hatırlatmak isterim. Bu güncellenen vize sayfasına göre Ankara
şu anda göçmen olan vizelere, İstanbul ise göçmen olmayan vizelere yoğunlaşmış durumda. Eskiden bilindiği gibi göçmen olmayan vizelere Ankara da bakıyordu. Fakat şu anda Ankara buna bakmıyor. Göçmen olmayan vizelere tamamen İstanbul'daki konsolosluk bakıyor. Önceden konsolosluğun web sitesinde bir öncelik sırası vardı. Bunlara bakıyoruz, bunlara henüz bakamıyoruz gibi açıklamalar vardı. Bunların hepsi şu anda kalkmış durumda. Dolayısıyla İstanbul bütün göçmen olmayan vizelere, Ankara bütün göçmen olan vizelere bakıyor gibi bir durum söz konusu. Peki realitede ne oluyor? B1, B2 vizelerinde yine turist vizelerinde çok ileriye bir tarih veriliyor. Daha sonra sistem bunu kendiliğinden otomatikman bir noktada geriye çekiyor. Dolayısıyla turist vizesi mülakatı almak isteyenlerin bir an önce bu mülakatları almalarında fayda var. Öğrenci vizelerinde yine aynı şekilde bir durum söz konusu. Takipçilerimiz sağ olsun bizi sık sık bilgilendiriyorlar. Öğrenci vizesini çok ileri tarihe alanlar sistem tarafından otomatikman zaman zaman geriye çekilebiliyorlar. Tabii kişilerin hem turist hem öğrenci hem de diğer kategorilerde bu randevuları aldıktan sonra kendilerinin de sisteme girerek eğer bir açıklık bulurlarsa bu tarihi öne çekebileceklerini bir kere daha hatırlatalım. C1 vizesiyle ilgili yeni bir gelişme, Work and Travel'ı konsolosluk bu yaz vereceğini duyurdu ve Work and Travel randevuları başladı. Dolayısıyla Work and Travel'cılardan çok soru geliyordu, bu konuda bir açıklama yapmıyorsunuz diye. O açıklama, bu açıklama konsolosluk böyle bir karar verdiği için biz de size duyurabiliyoruz. Bunun dışında petition based dediğimiz H1, L1, O1 gibi vizelerde yine randevu tarihleri ileri veriliyor ama daha erkene çekilebiliyor. Sizin de sisteme sık sık girerek bu randevuların tarihlerini öne çekip çekemeyeceğinizi kontrol etmeniz gerekir. E1, E2 vizelerinde durum yine konsolosluk ancak bir ay sonrasına randevu açıyor. Randevu açıldığında da o randevuyu alabilen kişiler mülakat tarihlerini belirlemiş oluyorlar. Eskisi gibi konsolosluğa bir dosya gönderip konsolosluğun mülakat vermesi söz konusu değil. K1 vizelerinde yani nişanlılık vizelerinde de mülakatlar açık hala devam ediyor. Göçmen olan vizelerde yani Amerikan vatandaşlarının ailelerine yaptığı, green card sahiplerinin eşlerine yaptığı, yine kardeşlerin kardeşleri, Amerikan vatandaşı kardeşlerin kendi kardeşlerine yaptığı başvurular bunlar da Ankara'da göçmen vizeler kategorisinde değerlendirilmeye devam ediyor. Süreler değişiklik gösterebilir. Konsolosluk kendi değerlendirmesine göre bir vize mülakat sistemi belirlemiş durumda ve tarihler açılıyor. Açıldıkça da randevular veriliyor. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara'daki durum yavaş yavaş da olsa mülakatlar veriliyor şeklinde. Size Dışişleri Bakanlığı'ndaki ve konsolosluklardaki son göçmenlik hukukuyla ilgili gelişmelerden bahsetmeye çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında sorularınızı yazarsanız ben de onlara tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bu arada yakında YouTube kanalımızın kuruluşunun 2. yıl dönümü olacak. Bununla ilgili bir çekiliş yapacağız. Siz takipçilerimizin 2 yıldır devam eden desteğinize bir nebze de olsa karşılık verebilmek için bir küçük şükran ifadesi olarak yeni bir çekiliş yapacağız. Bunu da bir sonraki videoda mutlaka duyuruyor olacağım ve akabinde 2. yılımızı kutlamış olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.